Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e, Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin. Bedir'e öyle girin. Gökte melekler, yerde siz. Ve bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğididir onlar. Gökte yıldız, yerde arslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin arslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sa'd bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru. Ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin. Alemlerin sultanını, o konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sa'd bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a and olsun ki, sen bize şu denizi gösterip dalarsan, biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce su kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. O gülünce cennetler yaratılıyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali, biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar. Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde! Kalk ya Hamza! Kalk ya Ali! Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor? Ya Ali, sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insana helak edersen, artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında 1000 melek, Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında 1000 melek, Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha, Hazreti Cebrail, 1000 melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarla. Ey Ebu Cehil, ne oldu? Düğüne gider gibi çıkmıştın Mekke'den. Bedir'e çalgılarla güle oynaya gelmiştin. Sen Allah'ın Resulünü ve ona sevda çekenleri sahipsiz mi sanmıştın?
dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyuyamıyorsunuz? Diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen Eshab-ı Güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerin çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Beynin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e götürseniz olur mu? Olur ya Resulallah, sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur, canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.